yerine göre 0.9, 1, 1.2, 1.8, 3 ne yaptı? Çıktı. Ne yaparsın? Şimdi çıkışlara bakarsın değil mi? Farzı misal burada çıkışlar var. Şimdi bu biz neyi öğrendik? Şu ne çıkışı bu besleme? İşlemci. Ha, işlemcinin ana voltajı bu. Kaç volt oluyormuş bu? 0.7, 0.9 ve 1 volt. Yani bu 3 voltajı da olur. Peki neye göre bu 3 tane voltaj? Sen bir uygulamaya girdiğin zaman işlemci voltaja ihtiyaç duyarsa beslemeye haber ediyor. Besleme ne yapıyor işlemciye hemen? 1 voltu gönderiyor. Ama bu cihaz uyku modunda. Uyumuş. İşlemcinin hiçbir işi yok. Sadece arka planda birkaç uygulamayı takip ediyor. Ne yapıyor voltajı? Düşürüyor. Bunu yapmazsa ne yapar? Batarya daha çabuk biter. Yani şey gibi düşün. Arabada sen normal gidiyorsun. Ama bazen gaza bir basıyorsun. Ne yapıyor arabaya? Atıyor kendini. Turboya atıyor değil mi? Aynı olay. Sen şimdi bunun çıkışını ölçeceğin zaman nereden ölçersin? Zaten adam ne yapmış bak buraya? İki tane nokta. He, iki tane test point nokta. Sen burayı ölçtüğün zaman aslında niye ölçmüş oluyorsun? Beslemenin Beslenme. Çıkışını işlemcinin girişine. Bu kadar. Anladın mı? Bunu koymuş adam. Test point noktasını zaten gösteriyor. Bunun devamını gittiğin zaman test point noktasını görürsün. Burada sadece beslemenin bir yerindeki kadar çıkışını gösteriyor sana. Ama bak ne diyor? Hattın devamı var diyor. Hı. Anladın mı? Burada yolun ismini arattığın zaman bak hemen yanında biz ne öğrendik? Sayfacık var bak. Değil mi? Burada. Evet abi. Biz mesela şimdi C kaça ölçeceğiz farz-ı misal? C12, 22. Besleme çıkışlarına bakıyoruz ya. Abi 6S değil mi? Heh. Gördün mü? Evet abi. Demek ki ben bu kapasitörün şu tepesini de ölçsem. Ne ölçeceğim? 0.6, 0.7, 1. Neyi ölçmüş oldum? Beslemenin işlemciye giden çıkışını ölçmüş oldum. Mantık bu. Anladın mı? Bak burada da ne var? Tek tek çıkışlar var. Gördün mü? Bütün çıkışlar yazıyor burada. Bak bunları burada yok. Gördün mü? Bunlar burada yok. Ama nerede? Çünkü bu 1.8. 1.8 cihazın her tarafına dağılıyor. İşlemciye ait değil. Her tarafa gidiyor. En yakın kendin bulduğun 1.8 herhangi bir noktadan ölçebilirsin. Yani şu 1.8'i cihazın herhangi bir noktasından şöyle tutup yapıştırdığın zaman gördün mü? Bak estiren bak. 1.8 attı değil bu. Estiren attı. Bize lazım olan 1.8 attı. Düz. Arıyoruz. Arıyoruz. Heh. Bak buraya R1301'de ölçebilirsin. Arıyoruz. Always bu değil. Arıyoruz. Bak gene arıyoruz. Ana çıkışlardan. Aslında bunların çoğu da aynı 1.8 voltajından alıyor. Ama isimleri ne yapmış? Değişmiş olabilir. Neden? Çünkü filtreye girmiştir. Bobine girmiştir. Biz emin olmak için 1.8'in hiçbir yere girmeden düz çıktığı bir şeylerden ölçülür ki. Aha. Gördün mü? L 23-29. Ama nereye gidiyor? Kameraya gidiyor. E sen fark etmez. Senin için kamerayla değil. Sen 1.8 voltajına odaklısın. Sen gelip bunu da ölçsen hem neyi ölçmüş olmuş olacaksın? Kameraya tamam. Giden voltajı ölçmüş olacaksın. Hem de beslemenin 1.8'in çıktığının sağlam olduğunu ölçmüş olacaksın. Evet. Anladın mı? Aklın yolu bir. Anladın mı olayı? Anladım. Bu kadar. Bütün çıkışları tek tek ölçeceksin. Şimdi gelelim şebeke. Yani en çok bu sıkıntı. Şimdi şebekeyi besleyen güç entegresi bu. Şimdi bulalım bu entegreyi. Vakit kaybetmemek için. Neyim bu entegrenin adı? Nereye gidiyor şimdi işte sen şu. Neymiş? Bak yazıyor burada. PMD. Bak üstüne getirdiğim zaman ne yazıyor? Bak PMD 9635. Yaz buraya. PMD. Ulan bu çengeli ne oldu? 96 96 35. Bir daha ara sondaki de. Bir daha niye bulmuyor? Çok yazdığım için bana. Yok bir de şey yaz. Heh. Ara ver PMD'nin başı şeyine. Heh. Şimdi arat bakayım. Ya oğlum bu 6 plus bu. Onun ismi değişik. Biz ondan bulamıyoruz. Dur. Bizim cihazımız neydi açık olan? Zilyonlar mı? He. 6S değil mi? Şuraya bir S koy.
Ctrl F. Yaz gene PMD.